Gençler tekrardan merhabalar herkese. Nasip Osmanlı tarihine başlıyoruz. Size çok pratik bir Osmanlı tarihi anlatmayı düşünüyorum. İnşallah verimli olur diyelim arkadaşlar. Osmanlı kuruluşu şöyle bir hemen özet geçeceğim. Sonra harita üzerinden yükselmeyi özet geçeceğim. Sonra arkadaşlar şöyle bütün önemli anlaşmaları bir videoda sizlere aktaracağım. Arkasından kültür medeniyetliğe geçeceğiz. Peki Osmanlı arkadaşlar hemen kuralım şu Osmanlı'yı. Osmanlı Devleti Oğuzların kayı boyudur. Bozok koludur. Günhan soyudur. Kara Keçili aşiretidir. Kara Keçili aşireti. Osmanlı arkadaşlar kayı boyu dedik. Kayı boyunun kelime anlamı güçlü, kuvvetli anlamına gelir. Güçlü, kuvvetli. Burada Osmanlı Devleti'nin Anadolu'ya gelişiyle ilgili net bilgiler olmasa bile şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kayı boyunun Anadolu'ya gelişi Malazgirt Savaşı. Hangi bölgeye gerçekleşti arkadaşlar? Karacada. Arkasından Ahlat civarı. Arkasından 1230 Yassıçemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklularla Hazremşahların savaşında kayı boyu başarı gösterdiği için Alaaddin Keykubat bunlara ne verecek? Yaylak ve kışlak. Yani Söğüt ve Domaniç. Bu bölgelerde ne yapacağız arkadaşlar? Yerleşeceğiz. Evet. Osmanlı'nın, tabi bunlar kesin bilgiler değil, varsayım. Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili MEP kitabında arkadaşlar, biz aslında ÖABT anlatıyorduk onları ama yeni MEP kitaplarında tezler ortaya atıldı. Tabi hiçbir şey net değil. Hani o tez adı üzerinde arkadaşlar. Mesela Paul Wittek diyor ki, Osmanlı diyor tamamen cihat, gaza, ganimet ruhuyla büyüdü. Halil İnalcık diyor ki, hayır diyor. Osmanlı'nın büyümesinde artan Moğol baskısı, nüfus değişimi etkili diyor arkadaşlar büyümesinde. Fuat Köprülü ne diyor arkadaşlar? Diyor ki tek bir sebebe bağlayamayız. Birçok sebep. Burada cihat kazanın dışında uç beyliklerin destek vermesi, Ahiyanurum, Bacıyanurum birçok şartın bir araya gelmesi. Oldu mu? Peki arkadaşlar Osmanlı Devleti kayı boyu bir dönem bağlı yaşadığı beylik. Kayı boyunun bir dönem bağlı yaşadığı beylik. Hadi buyurun bakayım. Çobanoğulları. Osmanlıların bir dönem vergi ödediği Moğol devleti İlhanlılar. Evet. Çobanoğullarına bağlı, İlhanlılara vergili arkadaşlar. Peki Osmanlı küçük bir aşiretti. Beylik oldu. Beylikken devlet oldu. Devletken imparatorluk oldu. Doğru mu? 600 sene yaşadı. Osmanlı'nın büyümesinin nedenleri. Biz bunu ta 2005'te beslemiştik arkadaşlar. 2005'ten beri kullanırım ben bunu. Hatice'm. Tamam. Buradan tüm Hatice'lere selam olsun. Hatice'm. Hocam Hatice'm ne? Gençler Osmanlı'nın büyümesinde hoşgörü politikası etkilidir. Soruda hoşgörü demez. İstimalet der. Aynı şey. Yalnız bu hoşgörü deyip geçmeyin. Hoşgörü demek zırpık, gülümsemek, tebessüm etmek değil. Balkanları fethediyorsun, kendi hukuk kurallarını ona zorla uygulamıyorsun. Oradaki sistemi sen kendi bünyene dahil ediyorsun. Dediğimi anlıyorsun değil mi? Yani biz fethettiğimiz yerin kültürünü değiştirmiyoruz. Onların kültürünü kendi sistemimize dahil ediyoruz. Demek ki Osmanlı'nın mesela hukuk yapısının oluşmasında, yönetim anlayışının oluşmasında fethedilen yerlerin kültürleri etkili midir? Etkilidir. İşte bu hoşgörü. Öğrenci bizim hoşgörüyü, aa merhaba canım, böyle bir şey zannediyor. Böyle bir şey değil arkadaşlar, tamam. Hadi bakalım. A harfi. Ahilerin desteği. Aksakallı esnaf dedeler. Hocam, kim bunlar? Dini bütün esnaflar arkadaşlar. Bunlar Osmanlı'ya gönüllü destek vermişlerdir. Hem cihat gaza yaptığımız için, hem de arkadaşlar ekonomiye katkı sağladığı için, yaptığımız işler kafalarına yattığı için ahilerin büyük çoğunluğu bize destek verecek. Zaten ahilerin lideri Şeyh Edebali'nin kızıyla da Osman Bey evli olacak. Evet, T harfi, tımar sistemi. Hatırlarsanız fethettiğimiz yerlerdeki arkadaşlar araziyi ne yapıyoruz? Deftere kaydediyoruz, tahrir defterine. Sonra onu köylüye kiralıyoruz. Köylü tarım yapıyor. İş sahibi oluyor, üretim artıyor, işsizlik azalıyor, artan paradan asker besliyoruz. Hazineden para çıkmadan maaş ödüyoruz. İskan çok mantıklı. Şey, tımar sistemi. İ harfine İskan siyaseti. Arkadaşlar bunlar hem kuruluş bilgisi
hem bir şekilde de kültür medeniyet bilgisi. Fethettiğimiz bölgeleri Türkmenleri yerleştirmeye biz İskan diyoruz. Fethettiğimiz bölgedeki Türkmenleri yerleştirmeye ne ad veriyormuşuz? İskan. Peki İskan özellikle 14 ve 15. yüzyıllarda nereye uygulanmıştır? Kafkasya'ya. Nereye uygulanmıştır arkadaşlar? Kafkasya'ya. Oldu mu? Dolayısıyla yani Balkanlara, öyle diyelim. Çok pardon, Kafkasya değil, Balkanlara. Hatta oraya gönderilenlere biz evladı Fatihan diyoruz. Kimi gönderiyoruz oraya? 1. Göçebeleri, 2. Psikopatları, 3. Örnek bir aile gönderiyoruz. Kaynasın diye. Peki arkadaşlar, İskan politikasında teşvik veriyoruz. 5 yıl vergi almıyoruz, arazi veriyoruz, hayvan veriyoruz. Oldu mu? Diyoruz ki bizden 5 sene sonra nasıl olsa para toplarız. Bunlar arkadaşlar Balkanlara gidiyor ama gidip Antep'teki adam gitmiyor. Batı Anadolu'daki adamı gönderiyoruz. Batı Anadolu'daki adamı gönderiyoruz. Niye? Gittiği yeri yadırgamasın diye. Yakın yerden kişiler göç ettirilir. Bunların geri dönmelerine bir süre izin verilmez. O zaman sistem bozulur. Peki beklenen soru ne? İskan politikasının amaçları. Fethettiğin yeri Türkleştirmek, demografik dengeyi sağlamak, egemenliğini kalıcı hale gelmek, yeni fetihlere üs oluşturmak, göçebeleri yerleşik hayata geçirmek, ekonomiyi geliştirmek. Hocam ekonomi ne alaka? 5 sene sonra herkes vergi vermeye başlayacak arkadaşlar. Tamam? İskan'a dikkat edelim. Peki C harfini cihat ve gaza. Arkadaşlar burada kimi bilin? Ahyanur'un. Bacıyanur'un. Feteyanur'un. Abdalanur'un. Evet. Gazayanur'un. Açıklayacağım hepsini. Rum dediğimiz yer arkadaşlar Anadolu. Anadolu'nun ismi zaten Diyar Rum'dur. Diyar Rum Anadolu anlamına gelir. Seferlere destek veren ahiler, seferlere destek veren bacılar, bacılar derken bu ta Ahi Evran'ın eşi Fatma bacıdan geliyor arkadaşlar. Seferlere destek veren gençler, genç erkeklere Feteyanur'um diyoruz arkadaşlar. Sefere destek veren erenler, evliyalar, Abdalanur'um. Gazayanur'um Anadolu erkekleri. Burada birim olarak hangisi daha geniş kapsamlı? Gazayanur'um arkadaşlar, tamam. Büyük olan Gazayanur'um. Bunlar parayla mı gitti, gönüllü mü gitti? Kesinlikle gönüllü gitti arkadaşlar. Gönüllü. Devam edelim. Diğer C, coğrafi konum. Bunu birazdan harita üzerinden göstereceğim. Coğrafi konumdan kasıt, komşuların zayıf olması, ilhanlardan uzak olmamız, verimli arazilerde oluşumuz, Balkanlarda siyasi birliğin olmayışı vesaire. E harfi, elit yönetici. Arkadaşlar, yani karizmatik liderlerin iş başına gelmesi. Karizmatik liderlerin iş başına gelmesi. Oldu mu? Elit yönetici. Peki M harfine merkeziyetçilik. Bazı öğrencilerimiz bu tuzağa düşüyor. Arkadaşlar, biz merkeziyetçi olduğumuz için büyüdük. Büyüdükçe otoriteyi sağlamak da zorlaştı. İkisi farklı bir şey. Tamam? Biz merkeziyetçi olduğumuz için. Merkeziyetçi olmak nedir? Gücün tek kişide toplanmasıdır. Türk İslam tarihinde otoriteye en çok önem veren devlet Osmanlı'dır arkadaşlar. Hatice'm, büyümemizin sebepleri. Bir de arkadaşlar yüzyıl savaşları vardır Avrupa'da. 1337-1453 arasıdır bu yüzyıl savaşları. İngiltere ile kim savaşacak? Fransa savaşacak. E bunlar savaşınca biz şunu diyeceğiz. İt ürür, kurt yürür. Bunlar birbirini yerken bizim batı fetihleri ne olacak? Kolaylaşacak. Evet, rica ediyorum. Hatice'm büyümenin nedenleridir arkadaşlar. Tamam. Peki arkadaşlar, İskan politikası önemli miydi? Evet. Şimdi geldik Bizans'ta savaşlara. Serkan'ım beni şöyle bir kaydır önce. Size şöyle bir harita üzerine sohbet edeyim. Arkasından sohbet ettikten sonra şu kısmı işleyeceğiz arkadaşlar. Önce bir haritayı tanımamız lazım. Evet. Gördüğünüz gibi Rönesans tablosu. Evet, haritamız gençler. Şimdi yavrularım, Osmanlı Devleti kurulduğunda Anadolu'da hangi siyasi güçler vardı, kimler yoktu? Tamam? Bakalım. Bir kere Osmanlı'yı daire içine aldım. Osmanlı kurulduğunda arkadaşlar Balıkesir, Çanakkale'de Karesioğulları vardı, değil mi? Muğla, Fethiye'de Menteşeoğulları vardı hatırlarsanız. Aydınoğulları vardı. Antalya tarafında Tekioğulları vardı. Isparta tarafında Hamitoğulları vardı.
Afyon'da Sahip Ataoğulları vardı. Kütahya'da atıyorum Germiyanoğulları vardı. Değil mi? Arkadaşlar Karadeniz bölgesi şöyle baktığımızda Çobanoğulları, Taceddinoğulları, Canikoğulları, Candaroğulları vardı. İkinci Beylikler daha çok batıda, birinci Beylikler daha çok doğudaydı hatırlarsınız değil mi? Yani Osmanlı kurumunda ikinci Beylikler vardı. Zaten Osmanlı bir ikinci Beyliktir. Peki bunu herkes biliyor. Bizans vardı, ikinci Beylikler vardı. Başka kim vardı? Memlüklerle komşumuz olan Ramazan, Dulkadir. Görüyor musun? Memlükler Mısır'da kuruldu ama tek Mısır gözüyle bakma. Şu Orta Doğu'nun hepsi kime ait arkadaşlar? Hemen hemen Memlüklere ait. Anlatabildim mi? O yüzden Memlük topraklarıyla bizim bölge arasında tampon beylikler Ramazan ve Dulkadiroğulları'dır. Asıl bilgiye geliyorum. 14. yüzyılda Osmanlı kurulunda Sivas Kayseri'de hüküm süren Türk İslam Devleti. Eretna. O yıkılınca Kadı Burhanettin. 14. yüzyılda Diyarbakır merkezli hüküm süren Şii kökenli Türk İslam Devleti. Şii kökenli. Cevap ne? Akkoyunlar. Bayram Hoca tarafından kurulan, Erzurum ve çevresine egemen olan, Osmanlı'nın çağdaşı olan devlet. Karakoyunlar. Bak, Akkoyunlar. Erzurum tarafında Karakoyunlar var. Trabzon'da Trabzon Rum Devleti var arkadaşlar. İlhanlılar nerede? İran coğrafyasında. İran coğrafyasında. O yüzden sizden ricam, ÖSYM böyle bir soru sorarsa yamulmayalım. Osmanlı kurulunda Anadolu'da Akkoyun var, Karakoyun var, Eretna var, Kadı Burhanettin var, ikinci Beylikler var. Oldu mu? Peki, Moğolların İran'da kurulan ayağı İlhanlılardır. Karadeniz'de kurulan ayağı kimdi arkadaşlar hatırlarsanız? Altın Ordu. Hatta bu Altın Ordu falan hepsi yıkılacak. Bu coğrafya kim egemen olacak? Ta Semerkant'a kadar gidecek, Orta Asya'ya kadar. Kim egemen olacak arkadaşlar? Timur Devleti. Tamam. Mevk kitaplarında hep bunlar geçer arkadaşlar. Peki biraz sohbet edelim. Osmanlı güçlü İlhanlılardan uzak, zayıf Bizans'a komşu. O sırada Balkanlarda Macarlar var, Bulgarlar var, Sırp var, Eflak var. Bunlar da sürekli birbiriyle savaşıyor arkadaşlar. En güçlü olan Macarlar bu dönemde. Avrupa'da yüzyıl savaşları da var. Demek ki Osmanlı Devleti'nin büyümesi için elverişli bir durum var. O zaman buradan soru üretelim. Sizce biz doğuya mı gideriz, batıya mı gideriz? Doğuya mı gideriz, batıya mı gideriz? Biz batıya gideriz. O zaman mükemmel bir soru. Hem kuruluş hem kültür medeniyet sorusu. Osmanlı fetihlerinin batıya doğru ağırlık, Osmanlı fetihlerin batıya doğru ağırlık verilmesinde. 1. Doğuda güçlü İlhanlıların olması. İlhanlı. 2. Doğu'da beyliklerin Müslüman olması, beyliklerle mücadele etmek istememesi, Bizans'ın eski gücünde olmayışı, Balkanlarda siyasi birliğin olmayışı, cihat ve gaza düşüncesi. Anlaştık mı? O yüzden biz batıya ağırlık vereceğiz. Batıya ağırlık verirken de arkadaşlar, Bizans'la, şimdi birazdan yazacağım, ilk yapacağımız savaş Koyunhisar. Arkasından Maltepe Savaşı'yla şu gördüğünüz taral alanı alacağız. Maltepe, Palekanon. Bizans'ın Anadolu bağını keseceğiz. Sonra gideceğiz Sazlıdere Savaşı'yla Edirne'yi alacağız. Oldu mu? Koyunhisar, Maltepe, Sazlıdere. Üçünü de kazanıyorsun. KMS. Edirne'yi alınca bu sefer Haçlılar senden korkmaya başlayacak. Bize karşı birleşecekler. Oldu mu? E bu sefer de ne yapacağım? Haçlarla Sırp sınırı savaşını yapacağım. İlk savaştır. Arkasından arkadaşlar Sırp sınırını kazanıp Edirne'yi başkent yapacağım. Birinci Kosova'da ilk kez sesinden korkutmak amaçlı top kullanacağım. Şehit olacağım. Şehit padişah 1. Murat'tır. Değil mi? Arkasından İstanbul'u kuşatıyorum. Haçlılar yardıma geliyor Bizans'la beraber. İstanbul'un kuşatmasını engellemek için, beni Balkanlardan atmak için Haçlılarla Niğbolu Savaşı'nı yapacağım. Kazanınca halife duygulanacak. Bana Sultan-ı İklimi Rum diyecek. Yıldırım Bayezid hatırlarsınız. Değil mi? Buraya bakmaya devam edin. Fatih Sultan Mehmet. Hatırlarsanız arkadaşlar, babası 2. Murat Edirne Segedin barışını yapıyor. Kötü bir anlaşma. Edirne Segedin kötü bir anlaşma. Aleyhimize yapılan anlaşma. Bu anlaşma yapınca tahtı küçük oğlu Mehmet'e, 2. Mehmet'e Fatih'e bırakacak. Çocuk padişahın tahta çıktığını duyanlar anlaşmayı bozacaklar. Bu anlaşma uygulanmayacak. Bize saldırıya geçecekler. Hatta 2. Mehmet babasına mektup yazacak. Baba gel ordunun başına sefere çık. Baba görüldü yapacak. Cevap vermeyecek.
Bu sefer daha sert yazacak. Çirikli. Baba, padişahsam emrediyorum, gel ordunun başına sefere çık. İkinci Murat dönecek. Serdar-ı Ekrem sıfatıyla dönecek önce. Şovunu yapacak. Varna Savaşı, arkasından 2. Kosova Savaşı ile Balkanlar kesin Türk yurdu olacak. O zaman çok özet anlatıyorum. Sınav 2 diye kodladık. Şuna bağlıyorsun. Sırp sınırını ilke bağlıyorsun. 1. Kosova'yı topa bağlıyorsun. Nibolu'yu İstanbul'un fethine bağlıyorsun. Çocuk padişahı Varna'ya bağlıyorsun. Balkanlar kesin Türk yurdu 2. Kosova'ya bağlıyorsun. Kötü anlaşmamızın adı neymiş? Edirne, Segedin. Peki Bizans'a yaptığımız savaşlar neymiş? İlk savaş Koyunhisar, İznik, İzmit'i aldın. Anadolu bağını kessin Maltepe, Edirne'yi alıp Balkan bağını kessin Sazdere. KMS, oldu mu? Arkadaşlar Domaniçbeyli falan filan geçin bunları. Bunlar aşırı detay sizler için. Bunlar yeterli. Peki biz hep batıya gitmeyecek miyiz? Biz batıya gidersek o zaman bize karşı Haç İttifakı kurulur mu? Biz batıya gidersek çok uluslu olmaya başlar mıyız? Biz batıya gidersek haraç cizye geliri ne olur? Artar. Biz batıya gidersek başkent batıya kayar. Biz batıya kayıyoruz, başkent de batıya kayıyor arkadaşlar. Biz batıya gidersek asker ihtiyacımız artar. Önce ne yaparız? Esirlerin 5'te 1'ini kullanırız. Her zaman derim, zengin çocuğu olursa ponçik, gariban çocuğu olursa pençik. Esirlerin 5'te 1'inin kullanılması pençik. Sonra bu yetmeyecek. Biz ne yapacağız? Gönüllü olarak devşirme toplayacağız. Devşirme toplayacağız. Devşirme sistemini uygulayacağız. Bir de buraları fethedince gençler, şu coğrafyayı, neyi kuracaksın bebeğim? Rumeli Beylerbeyliği. Anadolu Beyliği sağlarsan Anadolu Beylerbeyliği. Oldu mu? O zaman toparlayalım. Toparlayalım. Osmanlı'nın kuruluş savaşları. KMS Bizans. Koyunhisar ilk. Anadolu bağını kessin Maltepe, Palekanon demek. Edirne'yi aldın, Balkan bağını kessin Sazdere. Haçlarla yaptığın sınav 2. Sırp sındı ilk savaş. İlk kez top kullan şehit ol 1. Kosova. İstanbul'un fethini engelle. Ünvan al Sultan İklim Rum. İstanbul'un fethini onlar engellemek istiyor bu arada. Ben değil. Ben İstanbul'u kuşatıyorum. Bunun üzerine Nibolu savaş çıkıyor. Sultan İklim Rum ünvanını alacağız. Nibolu. Çocuk padişaha bağla Varna. Balkanlar kesin Türk yurdu 2. Kosova. Bağladın mı? Batı'da yaptığımız kötü anlaşma neymiş? Edirne, Segedin. Hepsi bu arkadaşlar. Bir de kültür medeniyet bilgisi verdim. Batı'da ilerlemenin sonuçları. 1. Haraç cizye artar. Çok uluslu olursun. Değil mi? Bize karşı Haç İttifakı kurulur arkadaşlar. Rumeli Beylerbeyliğini kurarsın. Devşirme sistemini ne yaparsın? Uygularsın. Gibi gibi işaretleyeceksin. Peki. İstanbul kuşatmaları. Ahmet hocam, İstanbul kuşatmalarını kim yaptı? Gençler, ilk 1. Bayezid, yani Yıldırım Bayezid yaptı. Arkasından Musa Çelebi yaptı Fetret Devri zamanında. Musa Çelebi. Arkasından 2. Murat yaptı arkadaşlar, Fatih'in babası. En son 2. Mehmet. Ankara Savaşı. Timur'la yaptığımız savaş hatırlarsınız arkadaşlar. Bütün hikayeleri biliyorsunuz. Dağılma tehlikesi yaşadık. Fetret Devri yaşadık. Anadolu Türk Birliği ne oldu? Bozuldu. Batı'da Türk ilerleyişi ne oldu? Durdu. Peki buradan neyi bilin? Ankara Savaşı'ndan sonra beylikler tekrar kurulmuyor mu? Anadolu Türk Birliği bozulmuyor mu? Tekrar kurulmayanlar. Kek. Karesioğulları. Eşrefoğulları. Kadı Burhanettin. Tekrar kurulmayanlar. Karesioğulları. Eşrefoğulları. Kadı Burhanettin. Kek diye kodladım. KMS Bizans'la yapılan savaş. Sınav 2 Haçlarla yapılan savaş. Ankara Savaşı'ndan sonra kurulmayanlar kek. Tamam. İnşallah böyle bir soru çıkar. Doğru yaparsın. Kendini kekle ödüllendirirsin. İlk Deniz Savaşı. Gençler. Lapseki Savaşı'dır. Venedik'te yapılmıştır. Çalıbey şehit düşmüştür. 1. Mehmet zamanı. Oldu mu? Peki hocam. Kuruluşun önemli isyanları var mı? Var. 1. Murat zamanında Savcı Bey oğlu arkadaşlar tahta çıkmak istiyor. Fetret devrinde Düzmece Mustafa. Osmanlı'da çıkan ilk dini ayaklanma Şeyh Bedrettin. İlk Yeniçeri ayaklanması Buçuktepe. İşte Buçuk altın dağıtıyoruz. Hikayelerini anlatmıyorum. Tekrar dersi bu. Osmanlı'da çıkan ilk ayaklanmalar Savcı Bey isyanı taht kavgasıdır. Düzmece Mustafa isyanı 1. Murat zamanında 1. Mehmet zamanında çok pardon. 1. Mehmet zamanında arkadaşlar yine taht kavgasıdır. Tamam mı? İlk Şeyh Bedrettin ayaklanması dini ayaklanmadır. Yine 1. Mehmet zamanında. Buçuktepe isyanı. 2. Murat'la Fatih'in taht değişimlerine tepki isyanıdır arkadaşlar. Buçuktepe'de ilk Yeniçeri ayaklanmasıdır. Peki
Anadolu ortaya çıkan ilk dini ayaklanma neydi? Baba İshak ayaklanması. Anadolu Selçuklu'ydu. İsyanları da öğrendik mi arkadaşlar? Bakın başlık başlık gittim. Şimdi öğrencilerin en gıcık kaptığı konuya geldim. Savaşları anlattım, isyanları anlattım, İstanbul'u bağladım. Çocuklar, ezber yapmakta zorlandığınız konu. Hocam kim neyi kurdu, kim hangi işi yaptı? Arkadaşlar ilk kadı ataması, subaşı ataması, ilk para, ilk vergi Osman Bey. Oldu mu? Osman Bey. Yaprak dersem birinci Murat. Hocam yaprak derken Yeniçeri Ocağı, Acemi Ocağı, Pençik Sistemi, Rumeli Beylerbeyliği, Kazasker, atama. Atama ne? Defterdar ataması, sadrazam ataması. Bakın ilk kadı, ilk para, ilk vergi Osman, yaprak Murat, Yeniçeri, Acemi Ocağı, Pençik Sistemi, Rumeli Beylerbeyliği, atama, sadrazam, defterdar, K harfine kazasker. Bir de buna Topçu Murat diyoruz size. Arkadaşlar genelde Yeniçeri top kısımları Murat tarafından kurulmuş. Ocak kısımları, top kısımları değil, ocak kısımları. Topçu Murat, yaprak Murat. O zaman buyurun. İlk kez sultan ünvanı, ilk kez tımarın temeli, divan teşkilatı, düzenli ordu, değil mi? Sancak sisteminin temeli arkadaşlar. Darphane, ilk cami Hacı Özbek, ilk vakıf Nilüfer Hatun, değil mi? İlk medrese arkadaşlar. İlk vezirlik. Hepsinin cevabı kim? Orhan. Yani siz şöyle bilin aslında. Para, vergi, kadı Osman, yaprak artı Ocakçı Murat. Geri kalan birçok şey Orhan. Al sana kopya. Yıldırım Bayezid'de ne vardı arkadaşlar? Anadolu Beylerbeyliği vardı hatırlarsanız. İlk kez cülüs dağıtılması vardı, değil mi? İlk kez cülüs. Arkadaşlar kendisi Sultan-ı İklim-i Rum ünvanını almıştı, değil mi? İstanbul'un ilk kez kuşatılması vardı. Burada Anadolu Beylerbeyliği önemli. Cülüs dağıtılması önemli, değil mi? Arkadaşlar Bursa'da tıp okulu açması vesaire, bunlar da genel bilgilerimiz. Peki. Kuruluş dönemi inşallah verimli olmuştur. Elimden geldiği kadar hızlı bir özet yapmaya çalıştım. Tahtamı temizliyorum. Birazdan ne anlatacağım ben size? Şöyle bir Fatih, Yavuz, Kanuni. Oldu mu? Bir yükselmenin de güzel bir şöyle ne yapalım arkadaşlar? Tekrarını yapalım. Serkan'cığım bir tahtayı silelim. Serkan'cığım. Arkasından devam edelim gençler. Evet değerli öğrencim tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ilk aşamada kuruluş dönemi şöyle bir özet geçmeye çalıştım. Yaklaşık 30 dakikada veya 25 dakikada kuruluşu özetlemeye çalıştık. Arkadaşlar bu sefer de harita üzerinden yükselme dönemini ve mantığını vermeye çalışacağız. Geçen senenin sürpriz konusu yükselme dönemiydi. İnanmak zor ama yaklaşık 2 veya 3 tane soru çıktı. Sorunun biri kültür medeniyet odaklıydı ama olsun. O yüzden sizlere güveniyorum, kendime de güveniyorum. Öyle 10 tane sayfa çevirmeye gerek kalmadan harita üzerinden kim nereyi fethetmiş, fethin sonucu ne olabilir, hangi bağlantıları kurabiliriz? Buyurun arkadaşlar. İlk neyle başlayalım? Fatih dönemi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Doğru mu? Biz bunu arkadaşlar İstanbul'u fethetmesine Fethi Mübin diyoruz. Fethi Mübin. Hatta İstanbul'u fethetmesinin sonuçlarını daha önce çok detaylı bir şekilde yine konuşarak anlatmıştım. Yine konuşarak anlatayım. Bazı arkadaşlar yazımımı istiyor ama ya 23 yıldır İstanbul'u fethini öğrenmek için beni beklemediler herhalde değil mi? O yüzden ben bir ne yapayım? Özet geçeyim. İstanbul'un fethinin nedenleri. Rumeli ve Anadolu bütünlüğünü sağlamak, Boğazları ele geçirmek, İpek yoluna adım atmak, Bizans'ın haçları, şehzadeleri ve beylikleri bize karşı kışkırtması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi arkadaşlar. Peki biz İstanbul'u arkadaşlar 6 Nisan'da kuşatacağız, 29 Mayıs'a Fethi Mübin gerçekleşecek. İstanbul'un fethi için yaptığımız hazırlıklar vardı hatırlarsanız. Büyük toplar döktürdük, Şahi, Macar Urbana, değil mi? 400 parçalık donanma, Karamanoğullarının arkadaşlar arkadan sağlam alınması, bize zarar vermemesi için, Balkan Krallıkları ile anlaşmaların süresinin uzatılması, Bizans'a destek vermesinler diye, değil mi? Bunlardan bahsetmiştik. Peki arkadaşlar, İstanbul'u fethettik. Bizans ne yapacak bu fethi engellemek için? Papa'dan yardım isteyecek. Venedik ve Cenevizler Haçlı İttifakı'na katılacak. Grejuva adı verilen Rum ateşini yakacak. Tamam mı? Peki İstanbul'u fethettik. Bunun sonuçlarını ikiye böleceğiz. Türk tarihi açısından bir, dünya tarihinden iki. Önce Türk tarihi. İstanbul bizim oldu, başkent oldu, yükselme başladı. Fethi Mübin gerçekleşti. İslam dünyasına saygınlık arttı.
Boğazlara adım attık. İpek yoluna adım attık. Oldu mu? İkinci Mehmet'e Fatih unvanı verildi arkadaşlar. Peki, ikinci Mehmet de neyi kullanacak? Kayseri Rum. Hocam Kayseri Rum nedir? Roma İmparatorluğu. Doğu Roma'nın imparatoru anlamına gelir. Kayseri Rum unvanı ilk kullanan da Fatih olacaktır. Dünya tarih açısından sonuçları. Büyük toplarla surları yıktın. Bu Avrupa'ya model oldu. Avrupa'da derebeylikli kılacak. Sen buraya hakim oldun. Memlükler aşağıya hakim oldu. Avrupalılar yeni yollar aramaya başladı. Coğrafi keşifler. İstanbul'un fethi sırasında bazı bilim adamları İtalya'ya gitti. Neye sebep oldu? Rönesans. Orta çağ bitti. Yeni çağ başladı. Evet, çağ açıp çağ kapattık. Buyurun size İstanbul'un fethi. Peki Fatih daha sonra ne yaptı? Arkadaşlar, Anadolu'yu anlatıyorum şu an. Anadolu'yu. Fatih, İstanbul, Amasra, Sinop, Trabzon, en son çıkacak yukarı nereye alacak? Kırım'ı. Bakın bu Anadolu'da İstanbul, Amasra, Sinop, Trabzon, Anadolu'nun dışına çık, Kırım'ı al. Hangi yola adım attık? İpek yolu. Peki sen Trabzon'a son verirsen, İpek yoluna egemen olursan, burada İpek ticareti yapan kim rahatsız olur arkadaşlar? Akkoyunlular. Akkoyunlarla hangi savaşı yapacağız? Otlukbeli Savaşı. Zaten Trabzon'la, Uzun Hasan'la Akkoyunlular, arkadaşlar, Akkoyunlar akrabaydı. Uzun Hasan, Trabzon Rum Pontus'un kızını almıştı. O zaman buyurun. Şöyle yapayım. İstanbul, Amasra, Sinop, Trabzon, Kırım. Nerem, Kırım. İpek yolu. Okey. Doğuda hangi savaşı yaptın? Otlukbeli. Hepsi bu kadar. Akkoyunlarla. Ara bulucu kim olacak? Ali Kuşçu olacak arkadaşlar. Devam edelim. Gel Balkanlara. Arkadaşım, Bosna, Arnavutluk, Sırbistan'ı fethettin. Kuşatıp alamadığın yer Belgrad. Kuşatıp alamadığın yer Belgrad. O zaman ben tarihi çok sevmiyorum ama zeki bir insanım. Şöyle çalışırım. Balkanlar, Karadeniz sahilleri, Otlukbeli. Fatih. Bitti. Balkanlar, Karadeniz sahilleri, Otlukbeli. Kimmiş? Fatih. Bitti arkadaşlar. Tamam. Yukarıdan kuşatıp alamadığı yer neresi? Belgrad. Gel aşağıya. Fatih, Telsim, Kas, Taşoz, Eğriboz, Limni, Semadirek, İmroz, Midilli, Kefalonya, Ayamavra, Zenta'yı aldı. Kuşatıp alamadığı yer Rodos. O zaman aşk ile şevk ile buyurun. Fatih'in kuşatıp alamadığı yerler. Belgrad, Rodos. Tamam. Balkanlar, Karadeniz sahilleri. Ege'de ne alıyorsun? Telsim Kaz alıyorsun. Sen Telsim Kaz alırsan kimle savaşırsın? Venedik'le. Ona da ne yapıyorsun? Telsim Kaz, ilk imtiyaz. Fatih döneminde ilk imtiyazlar kime verilmiş arkadaşlar? Venedik'e. Mantık şu. Mantık şu. Bu mantık önemli. Oğlum Venedik. Gel ticaretini yap. Biz iyi olalım. Benim aleyhimde Haçlı İttifakı'na katılma. O zaman buyurun. Fatih Sultan Mehmed'in Ortodoksların koruyucunu üstlenmesi. Venedik'e imtiyaz vermesi. Ortak amacı onları yanına çekip Hristiyan birliğine katılmalarını engellemektir. Venedik'e imtiyaz vermesinin bir amacı da ticareti canlandırmaktır. Buradan neyi bilin? Venedik'teki elçilere ne ad verilir gençler? Balyoz. Evet. Fatih Sultan Mehmet zamanında Gedik Ahmet Paşa Otranto'yu kuşattı. Otranto nereye çok yakın arkadaşlar? İtalya. Fatih tam bir psikopat. Semavi dinlerin, kutsal kitapların indiği dinlerin merkezini almaya çalışıyor. O yüzden Otranto'yu alıp buradan nereye atlayacak arkadaşlar? İtalya atlayacak. Gedik Ahmet Paşa Otranto'yu alıyor. Sonra telefon geliyor. Ne? Fatih öldü mü? Her şeyi bırakıyor, geri dönüyor. O yüzden buyurun. Fatih'in ölümüyle elimizden çıkan bölge Otranto. Otranto'yu Fatih niye almak istemiş? İtalya'nın fethini ortam hazırlamak için. Son cümlelerimi kuruyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Beyin bedava bak. Balkanlar, Karadeniz sahilleri, Kırım, Otlukbeli. Telsim Kaz, Venedik imtiyaz. Bitti. Balkanlar, Karadeniz sahilleri, Kırım, Otlukbeli. Telsim Kaz, Venedik imtiyaz. Bitti. Son soru. Kuşatıp alamadığı yer Belgrad, Rodos. Son soru. Ölünce elimizden çıkan bölge Otranto. Son soru. Fatih'in Hristiyan birliğinin oluşumunu engellemek için yaptığı çalışmalar. Ortodoksların koruyucusu olması, Patrikhane'yi açması, Venedik'e imtiyaz vermesi.
Bitti arkadaşlar. Al sana Fatih Sultan Mehmet. Fatih'te daha önemli olan şeyler var. Genel kültür Fatih döneminde. Bir, kültür medeniyet konusu. Divana başkanlık etmeyi sadrazama bıraktı. Neden? Bir, ben divandan yukarıdayım. Muhatap olmayacağım herkese, merkez otorite. İki, herkes rahat konuşsun. Değil mi? İkincisi, kulluk sistemini uyguladı arkadaşlar. Devşimeleri öldürme yetkisine kulluk adı verilir. Müsaadele sistemini uyguladı arkadaşlar. Değil mi? Dördüncüsü, saraydan evlenme geleneğini başlattı Fatih. Saraydan evlenme geleneği. Neden biliyor musun? Ben şehzadeyim, Ahmet Hoca. Ahmet Hoca gidip Antep'in en zengin ailesinin kızını alırsa ne olur? Güçlü bir akrabalık bağı kurar. Kendini bir halt zanneder. Osmanlı'ya rakip olabilir. O yüzden saraydan evlen, Anadolu'daki insanlarla güçlü bir akrabalık bağı kurma. Merkez otoriteyle alakalı. Ya Fatih Sultan Mehmet zamanında arkadaşlar ne getirildi? Ne getirildi? Verasette düzenlemeler getirildi. Şimdi kültür medeniyeti anlatacağım ben size bunları. Özet geçeyim. Kanunname-i Ali Osman. Sancak sistemi yasallaştı. Cülus yasallaştı. Müsaadele yasallaştı. Kardeş katli yasallaştı. Devletin bekası için kardeşini öldürebilirsin. Taht kavgasını engellemek, otoriteyi güçlendirmek. Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? Ülke hükümdarın malıdır. Bakın, normalde ülke kimin malıydı? Hanedanın. Oyak, oğul, yeğen, amca, kardeş. Yıldırım, Bayezid, pardon, 1. Murat ne yapacak? Ülke hükümdar ve oğullarının. HSBC, HSBC, HSBC yapacağız. Fatih ne yapacak? Ülke hükümdarın malıdır. Biz buna mutlak monarşi diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Fatih Sultan Mehmet zamanında yönetimde Türkmenlerden ziyade kime ağırlık vereceğiz? Devşirmelere. Daha sadık oldukları için, Türkmen ailelerin güçlerini kırmak için. Fatih Sultan Mehmet zamanında, arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet zamanında Topkapı Sarayı yapılacak, değil mi? Çinli Köşk yapılacak, hatırlayın bunları arkadaşlar. İstanbul'da Enderun Mektebi açılacak. İlk Enderun, 2. Murat zamanında Edirne'de, hatta yeni kaynaklar 1. Murat'a kadar götürüyor. İstanbul'da Enderun. Sahne Seman Medresesi açılacak, hatırlarsanız. Ali Kuşçu burada ders verecek arkadaşlar. Bir de benim gibi story çekmeyi seviyor Fatih, değil mi? İlk profil resmi yapan Fatih, İtalyan Bellini, gül koklayan adam Sinan Paşa, hatırlarsanız değil mi? Bu resimleri yaptıracak. Fatih zamanında altın para da bastırılacak. Ekonomi giderek iyi oluyor demek ki. Ama hazinenin en parlak dönemi Fatih değil, Yavuz. Bu tuzağa düşmeyin. Toparlıyorum. Balkanlar, Karadeniz sahilleri, Otlukbeli, Telsim, Kars, Venedik imtiyaz. Kuşatıp alamadığı yer Belgrad, Rodos. Ölün cenevizden çıkan yer Otranto. Divana başkanlık etmeyi bıraktı. Değil mi? Kanunname-i Ali Osman'ı getirdi. Sancak sistemi, kardeş katli, cülus, müsaadele yasallaştı. Arkadaşlar, ülke hükümdarın malıdır anlayışı. Kulluk sistemi hatırlarsanız, değil mi? Saraydan evlenme zorunluluğu arkadaşlar kendisi getirdi. Divana başkanlığı bırakıp otoriteyi güçlendirmeye çalıştı. Türkmenlere değil, devşirmeye ağırlık verdi. Genel olarak bunlar hep merkez otoriteydi, değil mi? Bir de genel kültür kısmı var. İşte şiirlerinde mahlas olarak Avni'yi kullandı. Grand Turk olarak bilir. Kaiser Rum'dur. Hakanül Bahreyn, değil mi? İki denizin Hakanı olarak bilinir. Sultanül Berreyn olarak da bilinir. Kara Sultanı. Böyle genel kültürlerimiz vardı. Umarım Fatih'i hatırladık. Hiç uzatmıyorum. Hemen 2. Bayezid. Ahmet Hocam 2. Bayezid ne yaptı? 2. Bayezid demek Cem olayı demek arkadaşlar. İç sorunken dış sorun oldu. Memlüklere, Papa'ya, Rodos şövalyelerine sığındı. Memlüklere, Karamanoğulları, Rodos şövalyeleri Papa'ya sığındı. İç sorunken dış sorun oldu. Fetihlerin durmasının genel sebebiydi. Buna rağmen 2. Bayezid döneminde arkadaşlar ne yaptık? Fatih zamanında kontrol altına alınan Eflak ve Boğda'nın ortasında bulunan Kili ve Akkarman kalelerini aldık. Böylelikle Eflak Boğda'nın fethini tamamlayıp Kırım'la kara bağlantısı sağladık. Kili ve Akkarman kaleleri alınca 2. Bayezid Eflak Boğda'nın fethini ne yaptı? Tamamladı. Bu dönemde ilk kez Memlüklerle savaşıldı. Memlüklerle ilişkilerin bozulması kimin zamanıydı hatırlarsanız? Kimin zamanıydı arkadaşlar? İlk bozulması Fatih Sultan Mehmet Hicaz yolları meselesidir. Ama ilk kez savaşlar bu dönemdir. Yine 2. Bayezid zamanında Karamanoğulları'na kesin son verildi. Yahudilere, İspanya'daki Yahudilere yardım edilmek istendi. Oldu mu? Bu dönemde arkadaşlar Modon, Koron, Navarin adaları alındı.
Bu dönemde ilk kez olağanüstü vergi olan neyi topladık arkadaşlar? Avarız vergisi. İmdadı Seferiye gibi avarız vergisi topladık. Belediye kanunu çıkarttık. Tarih yazıcılığında aşama kaydettik. Peki heşt behiş İdrisi Bitlisi tarih yazıcılığı değil mi? Arkadaşlar ikinci Bayezid'den bilmemiz gereken şeyler var. Bu dönemde Şah Kulu isyanı çıktı. Evet, Antalya taraflarında. İkinci Bayezid'in son dönemleri. Şah Kulu isyanı çıktı. Bu dönemde Şehzade Selim babasına karşı isyan çıkarttı. Oldu mu? Hatta taht kavgasını kaybetti ama Yeniçer'in desteğiyle ne yapacak? Tahta çıkacaktı. Evet, Şah Kulu isyanını unutmuyorsunuz. İlk çıkan dini ayaklanma neydi Osmanlı'da? Şeyh Bedrettin'di. Yükselmede çıkan Şii kökenli isyan neymiş? Şah Kulu. Antalya ve çevresinde arkadaşlar. Yine 2. Bayezid'e şunu diyeceğiz. Yükselme içinde duraklama dönemi. Değil mi? Sonra kim gelecek arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim. Hiç uzatmıyorum. Daha çok buraya ağırlık verdi. Önce İstanbul'dan çıktı yola, Maraş'ta verdim ola. Dulkadir'e dedi ki, gel beraber ola. Nereye gidecek? Çaldıran'a. Dulkadir bizi kabul etmedi. Kendisi İran'a gitti. İran'da artık ak koyunlar yok, Safaviler var. Hangi savaşı kazandı gençler? Çaldıran Savaşı'nı kazandı. Sonra döndü, Dulkadiroğullarını dulluktan kurtardı. Anadolu Türk birliğini sağlayacak. Hangi savaş? Turna'da. Ya arkadaşlar tarihi gözünüzde büyütmeyin. Balkan'la Karadeniz sahilini görünce Fatih, Orta Doğu'yu görünce Yavuz, Orta Avrupa'yı görünce Kanuni. Hepsi bu. Ama siz istiyorsunuz ki hep böyle altını çizelim, yazalım. Hayır. Lütfen haritayla görsellik önemli. Özellikle yükselmede. Çaldıran Turna'da. Sonra hangi savaşı yapacak? Mercidabık ve Ridaniye. Al sana Yavuz Sultan Selim. Dört kelime ya. Çaldıran, Turna'da, Mercidabık, Ridaniye. Bu Mercidabık, Ridaniye ile arkadaşlar Mısır alacak. Kuzey Afrika'ya adım atacağız. Hicaz, Yemen bizim olacak. Halifelik bizim olacak. Bütün Orta Doğu'yu alan kişi kim? Yavuz Sultan Selim. Hazine gırtlağına kadar dolacak. En parlak dönem. Halifelik Osmanlı'ya geçecek. Kutsal emanetler İstanbul'a taşınacak. Venediklerin Kıbrıs için ödediği vergi Osmanlı'ya geçecek. Oldu mu? O yüzden lütfen şöyle yapalım. Balkanları fethedince Rumeli Beylerbeyi, Anadolu Türk Birliği kurunca Yıldırım Bayezid Anadolu Beylerbeyi, değil mi? Anadolu'da son kez birliği sağlayan kim? Yavuz Sultan Selim. Bunu bileceksiniz. Bir de hep Orta Doğu'yu fetheden kim? Yavuz Sultan Selim. O zaman buyurun. Buyurun. Arap Acem Beylerbeyliğini kim kuracak? Yavuz Sultan Selim kuracak arkadaşlar. Bu dönemde Doğu politikalarına yön veren kişi MEP kitabında da geçer. İdrisi Bitlisi. Doğu politikalarına yön veren kişi kimmiş arkadaşlar? İdrisi Bitlisi. Oldu mu? Al sana Yavuz Sultan Selim. Evet. Fatih dedim. Balkanlar, Karadeniz sahilleri, Otlukbeli, Telsin Kaz, ilk imtiyaz. Kuşatıp alamadığı yer Belgrad ve Rodos. Ölünce çıkan yer Otranto. İkinci Bayezid. Cem Sultan isyanı, Şah Kulu isyanı, Şehzade Selim isyanı. 3 isyan vardı. Arkadaşlar, ilk kez Memlüklerle savaş yapıldı. Karamollarına kesin son verildi. Modon, Koron, Navarin adaları alındı. Bu dönemde tarih yazılığı gelişti. Değil mi? Yükselme içinde duraklama dönemiydi. Hatırlarsanız. Bu dönemde arkadaşlar İdrisi Bitlisi heş behişti yazmıştı hatırlarsanız. O İdrisi Bitlisi Yavuz zamanında Doğu danışman oldu. Okey. Çaldıran, Turna'da, Mercidabık, Ridaniye. Bunların baharat yolunun bize geçmesi, arkadaşlar bize geçmesi, Hazine'nin en parlak dönemini yaşaması, Arap Acem Beylerbeyliği'nin kurulması, Anadolu Türk Birliği'nin son kez sağlanması Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'le ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Hazine'ye mührünü basmış. Kim benden iyi seviye getirirse onun olsun demiş. Mühürlü Sultan kimdir? Yavuz Sultan Selim'dir arkadaşlar. Hadimül Haremeyn-i Şerif ünvanını kullanmıştır. Değil mi? Kardeşlerini katletmiştir arkadaşlar kendisi. Bu dönemde Bozoklu Celal İsyanı çıkmıştır. Celal İsyanı'nın sebebi daha doğrusu temeli buraya dayanır. Buraya dayanır. 80 yıllık işi 8 yılda yapmıştır. Peki kim gelecek tahta ondan sonra? Kanuni Sultan Süleyman. Hocam Kanuni Sultan Süleyman ne yapacak? Arkadaşlar tane tane gidiyorum. Evet yani tekrar videosuna yükselmeyi anlatmak çok kolay değil. Dediğim gibi tane tane gidelim. Kendisi tahta çıkacak, Belgrad alacak. Belgrad alınca bu sefer Fransa kralının eşi, annesi daha doğrusu bizden yardım isteyecek.
hem Macaristan'ı fethetmek hem Fransa kralına yardım etmek isteyecek. Yalnız burada hemen kimi bilmemiz gerekiyor? Habsburgları bilmemiz gerekiyor. Hocam Habsburglar kim? Değerli arkadaşlar, map kitabı Almanya demiyor, Avusturya demiyor, Habsburglar diyor. Almanya, Roma, Germen hepsi akraba bunların. Biz bunlara Habsburglar diyoruz. Bu Habsburglar da kime baskı yapıyor? Fransa'ya. O yüzden sen Fransa'ya iyi davranırsan Habsburglara karşı denge oluşturmaya çalışıyorsun. Tamam, bu kelimeleri bilmezseniz yorum sorularını yapamazsınız. O zaman başa sarıyorum. Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman. Avrupa fetihleri. Belgrad'ı fethetti. Fransa kralı yardım isteyince hem Macaristan'ı fethetmek için hem Fransa kralı yardımcı olmak için annesinin mektubundan dolayı Mohaç Meydan Savaşı ile Macaristan'ı fethettik. Fatih'in alamadı Belgrad'ı kim aldı? Kanuni. Sen Macaristan'ı aldın mı? O zaman kimle sorun yaşayacaksın? Avusturya'yla. Avusturya devamlı burayı taciz etti. Oğlum gelirsem seni gebertirim dedim. Birinci Viyana kuşatması. Kar, kış, kıyamet geri döndüm. Baktım mı bir daha saldırıyor. Ulan dedim bunun havası nereden geliyor? Almanya'dan. Ta arkadaşlar Almanya'ya sefere gittim. Evet, Almanya'ya sefere gittim. Fransuva karşıma çıkmadı. Evet, Graz seferi. Yani sefer başarısız oldu. Onu söyleyeyim. Ha, dönüşte geldim. İki tane elçi beni bekliyor. Abi biz yaptık, sen yapma. Ben bunları bir tokatlamışım. İbrahim Paşa İstanbul Anlaşması. Köpek! Arşidük eşittir sadazam dedim. 1533 İstanbul Anlaşması. İbrahim Paşa Anlaşması diğer ismi. Arşidük eşittir sadazam dedim. Üstünlüğümü kabul etti. Yıllık vergiye bağladım. Sonra 1541'de Avrupa'ya bir daha gittim. Bu Avusturya laf dinlemiyor. Macaristan'ı üçe böldüm. Budin, Erdel, Kuzey Macaristan. Sonra Kanuni son seferi nerede yapacak? Zigetvar'da yapacak. O zaman Kanuni'nin batı fetihleri. Belgrad, Macaristan'ın fethi, Mohaç Savaşı, en kısa süren savaş değil mi? Birinci Viyana kuşatması, Almanya seferi, İbrahim Paşa Anlaşması, Macaristan'ı üçe böldün. Son sefer neymiş arkadaşlar? Son sefer Kanuni'nin, evet, Zigetvar seferi. Tamam. Kanuni ne yapacak? O kaleyi alacak arkadaşlar. 72 yaşında can verecek. Hatta seferi kim tamamlayacak? Sokullu Mehmet Paşa. Oldu mu? Peki, geldik denizlere. Değerli arkadaşlar, öğrencilerin kanun döneminde en çok zorlandığı konu denizler. Serkan'ım beni şöyle bir kaydır. Bir kaydır. Biz kanun dönemini şöyle şifreledik arkadaşlar. Recep, Hatice'me sakız aldı. Evet. Kanun döneminde denizler. Önce Rodos alıyorsun. Sonra Barbaros'la beraber Cezayir katılacak. Preveze'yi alacaksın. Akdeniz Türk yolu olacak. Hint deniz seferlerini yapacaksın. Hint deniz seferleri çok önemli. Coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu gidermek için Hint deniz seferlerini yapacaksın. Başarısız olacaksın. Önemli arkadaşlar. Devam edelim. Arkasından Turgut Reis Trablusgarp alacak. Turgut Reis. Arkasından Haçlıları Cerbe'de yeneceğiz. Turgut Reis Malta'da şehit düşecek. Son olarak nereye aldım? Sakız Adası. Evet, Telsim Kaz, İmtiyaz dersem Fatih, Recep Hatice'me sakız aldı dersem Kanuni. Oldu mu gençler? Al, karıştırmayın diye bir de şöyle yazayım bak. Fatih Sultan Mehmet, Balkanlar, Karadeniz sahilleri, İstanbul, Amasya, Sinop, Trabzon, Kırım. Kırım'da İpek yolunu alıyorsun değil mi? Doğu'da hangi savaş? Otlukbeli. Kanuni'ye gel. İkinci Bayezid'de pek bir şey yoktu. Pardon, Yavuz'a gel. Yavuz dört kelime arkadaşlar. Çaldıran, Turnada, Mercizabık, Ridaniye. Arap Acem Beyler Beyliği kuracak. Kanuni'ye gel. Batı deyince bir Belgrad'ın fethi, iki Mohaç Savaşı, Viyana kuşatması, Almanya seferi, İbrahim Paşa Anlaşması değil mi? Arkasından son seferin arkadaşlar Ziget var. Peki Kanuni deyince denizlere gel, Recep Hatice'me sakız aldı. Bence burada çok güzel sorular var. Mesela Hint deniz seferi başarısız, Malta başarısız. Oldu mu? Malta'yı 2016'da ön lisansa sordu arkadaşlar. Şimdi MEP kitabından özel bir şey. Ben bunu yalnız değilsin denemelerine koydum. Fatih'in Otranto'yu fethetmek istemesi,
Kanuni'nin de Korfu adasını kuşatması. Korfu. Otranto Korfu. Korfu. İtalya'nın fethine ortam hazırlamak için. Anlaştık mı? Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi. Değerli arkadaşlar, Kanuni Sultan Süleyman deyince, Fransa'ya verilen kapitülasyonları bileceksiniz. Hem ticareti canlandırmak, hem coğrafi keşiflerin olumsuzunu gidermek, oldu mu Kanuni? Hem de Hristiyan dini bölmek. Bir de reformu destekleyen padişah kim? Kanuni. Tamam. Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi profili olan, pardon, portresi olan Kanuni. Muhibbi mahlasını kullanan Kanuni. En uzun süre tahta kalan Kanuni. 3K. Kırım, Kefe, Kanuni. Kırım'ın Kefe bölgesinden tahta çıkan tek padişah kimmiş? Kanuni. Oldu mu? Arkadaşlar, evet. Kanuni'yi ne yaptık? Elimizden geldiği kadar özetledik. Biraz sizi yorduk ama daha hızlı olmazdı. Bir arkadaşlar tahtayı hazırlayacağım. Arkasından Sokullu dönemiyle ve soru pratikleriyle inşallah yükselmeyi bitireceğim. Serkan'ım bir tahtayı hazırlayayım ben. Evet gençler. Şimdi sizi biraz yorduk ama tekrar bir özet geçeyim. Demin de söylemiştim. Fatih Sultan Mehmet Balkanlar, Karadeniz sahilleri, Kırım, Otluk Beli. Kırım'da İpek Yolu, İpek Yolu bizim oldu. İkinci Bayezid'e doğru bir fetih yoktu. İşte Karaman'a kesin son verildi. Memlükler'e ilk savaş yapıldı. İsyanlar vardı hatırlarsanız. Burada Yavuz Sultan Selim zamanında hangi savaşları yaptık arkadaşlar? Çaldıran, arkasından Turnada, Mercidabık, Ridani'den bahsettik. Kanuni Sultan Süleyman zamanında neleri yaptık arkadaşlar? Belgrad'ın fethi, Mohaç Savaşı Macaristan, Viyana Seferi, Almanya Seferi, İbrahim Paşa Anlaşması ile Arşidük eşittir Sadrazam oldu. Son seferimiz Ziget vardı. Recep Hatice'me sakız aldı, denizi yaptık. Kanuni döneminde arkadaşlar Mısır'da isyanlar vardı. Canbert Gazali, Ahmet Paşa ayaklanması. Anadolu'da isyanlar vardı. Kalender Çelebi, Baba Zünnun. Bunlar bastırıldı hatırlarsanız. Kanuni Sultan Süleyman döneminde çok önemli bir not. Fransa'ya kapitülasyonlar verildi. Ahdi Atik, imtiyazı mahsusa, imtiyazname gibi anlaşmalarla. Burada verilen kapitülasyonlar sadece ekonomik değildi. Ekonomik, hukuk ve diniydi arkadaşlar. Üç özelliği vardı. Amaç Fransa'yı yanımıza çekip Habsburglara karşı ne oluşturmak? Denge oluşturmak, coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu gidermek, Hristiyan dini bölmekti hatırlarsanız. Arkadaşlar Kanuni ölünce devletin başına 2. Selim, 3. Murat gelecek. Bunlar biraz bir tık leveli düşük oldukları için biz bu döneme Sokullu adını vereceğiz. Sokullu dönemin en önemli olayları projeler, bir de Kıbrıs'ın fethidir. Ben özellikle bunları söylüyorum. Kıbrıs'ı fethediyor. Bundan dolayı İnebahtı Deniz Savaşı olacak. Yanacağız. Tamam. Yine bu dönemde Tunus fethedilecek arkadaşlar. Lehistan himaye altına alınacak. Fas'ı himaye altına alıp Afrika'nın fethini ne yapacağız? Tamamlayacağız. Ama buradan benim beklediğim soru dediğim gibi projeler. O zaman Serkan'ım kaydır ya da kaydırma. Şuradan bir devam edeyim. Arkadaşlar 3 projemiz var. Don Volga, Süveyş, bir de Marmara. Hocam Don Volga ne? Sokullu açmış elini haritaya arkadaşlar. Demiş ki Hazar Denizi ile Karadeniz'in birbirine en yakın olduğu yerlerde birleştirelim. Böylelikle ne yapalım? Hazar'la Karadeniz'i birleştirelim. İpek yolunun hacmi genişlesin. Gemiler gelsin. Oh aşağı doğru insin. İran'la savaşları donanmayı kullanalım. Karadeniz'in tepesine çıkalım. Türklere selam yollayalım. Karadeniz'in tepesine çıkalım. Rusya'yı engelleyelim. İpek yolunda ne yapalım? Canlandıralım. Coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu giderelim. O yüzden buyurun. İpek yolunu canlandırma. Türklerle bağlantı kurma. İran savaşları donanmadan faydalanma. Oldu mu? Rusya'ya karşı önlem alma. Hazar'la Karadeniz'i birleştirme. Hangi projeymiş? Don Volga. Eğer soruda Kızıldeniz'i Akdeniz diyorsa arkadaşlar, baharat yolunu canlandırma diyorsa Süveyş Kanal projesi. Sınavda şeytan senle mi uğraştı? Şöyle yap. İpek Don. Tamam. Atanınca bana alın. İpek Don. İpek yolunu canlandırmak için Don Volga. Baharat yolunu canlandırmak için Süveyş Kanalı. Marmara Karadeniz arkadaşlar günümüzdeki kanal projesine benziyor. Boğaz trafiğini rahatlatmak için. Peki bu video sizi yordu, beni de yordu farkındayım ama evde bunlara çalışmaya kalksanız minimum 10 video izlemeniz lazımdır. Çok iddialı konuşuyorum gençler. Şimdi son notlarımı söylüyorum. Coğrafi keşiflerin olumsuzunu gidermek için yükselmede yaptığımız çalışmalar. Coğrafi keşiflerin olumsuzunu Fatih hissetmedi. Niye? Daha biz İpek yolunu almamıştık. Baharat yolunu almamıştık. Daha coğrafi keşifler tamamlanmamıştı.
Bunun olumsuzluğu Kanuni döneminde başladı. Kanuni Hint deniz seferini yaptı. Coğrafi keşfinin olumsuzluğunu gidermek için Fransa'ya kapitülasyon verdi. Sokullu, Don Volga ve Süveyş'i yaptı. Hint deniz seferi, Fransa'ya kapitülasyon, Sokullu'nun yaptığı Don Volga ve Süveyş projeleri. Dördünün de ortak amacı coğrafi keşiflerin olumsuzluğuna karşı önlem almaktır. Fatih'in Venedik'e imtiyaz vermesinin keşiflerle alakası yoktur. Oldu mu gençler? Evet, sizi biraz yordum. Bir sonraki videoda arkadaşlar siyasi tarihi anlatacağım. Son bir anekdot yapayım. Ondan sonra bitireyim. Haçlılarla bizim denizlerde yaptığımız savaşlar. Haçlılar piç. Böyle kodluyoruz gençler. Bu günah değil. Bu cihat ve gazaya giriyor yavrum. Oldu mu? Hoşgörülü olun o yüzden. Haçlılar piç. Ne hocam bu? Preveze. Akdeniz Türkleri oldu. Arkasından Kıbrıs'ı fethettik. Hangi savaş oldu? İnebahtı. Yandık. Değil mi? Bir de Cerbe Savaşı vardı. Preveze, Cerbe, en son İnebahtı. Piç diye kodladın. Preveze'yi kazandın. Donanma günü oldu. Akdeniz Türkleri oldu. Yine Kanuni zamanında Cerbe'yi kazandın. Kıbrıs'ı fethettin. Neye sebep oldu? İnebahtı'na sebep oldu arkadaşlar. Tamam. Kuruluşta Sınav 2 diye haçları kodladık. Burada da denizlerde yükselmedi, piç diye kodladık. Oldu mu? Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere.